Efendim Altı Yürek Kanlı hepiniz hoş geldiniz. Ben Enis Kirazoğlu, sol tarafımda Orhun Kayalp var. Merhabalar. Sesimin neden böyle olduğunu merak ediyorsanız biraz hastayım, o yüzden sesim böyle, kusuruma bakmayın diyerekten konumuza geçiyorum. Şimdi geçen gün bir haber gördüm. Bir internet sitesi, ya ismini hatırlayamadım, kusura bakma, saçmalama kısmına yazarız olmadı. Gears of War 4 üzerinde şöyle bir analiz yapmışlar. Gerçi bu ortada olan bir analiz ama Gears of War 4'ün boyutu gelen update'lerle beraber 100 GB'ı geçmiş. 101.10 GB gibi bir boyut olmuş. Ve Windows Store üzerinden boyut satıldıkları için backup özelliği de yokmuş Windows Store'un. Yani dosyaları kopyalayıp yapsan bile backup yapamıyorsun. Adamlar ne zaman yeni bir sistemde Gears of War test etsek bir daha 100 GB indirmemiz gerekiyor gibi bir şey söylüyorlardı. Bunun üzerine biz de şunu tartışalım istedik bu haber üzerine. Dijital oyun, aslında dijital oyun versus kutulu oyun da değil bu. Bu sinir oluyoruz konseptine girecek bir video olabilir yani. Sen dijital oyun mu tercih edersin, kutulu oyun mu? Ben dijital oyun tercih ediyorum. Neden? Şöyle bir şey var ya, bir ara evet koleksiyoncuydum, kutulu hani tabii ki hayatımızın bir döneminde yer aldı. Ancak dijitalin şöyle bir güzelliği var. İstediğin yerden tekrar hani kullanıp şey yapabiliyorsun, yanında bir kutu taşımak zorunda değilsin. Bir de hani şeyle de var, onu da biraz böyle takıldım, söylesem mi söylemesem mi diye. Gidip geri gelmeyen CD'lerim de çok oldu benim, biraz oldu. Arkadaşlar ödünç veremiyorsun artık yani. Evet, evet. Abi Steam'den aldım oyunu, yapacak bir şeyim yok diye yani. Bir de şöyle bir gerçek de var, sonuç itibariyle dijitalin şey desteği var. Yani sürekli update'li olarak oynuyorsunuz. Hani online oynamak istediğiniz, yani geç online oynamak istediğinizde yine o şeyi indiriyordu. Direkt Steam veya benzeri bir evet. Şey üzerinden olmasa bile ama. Bu bahane değil o. Yok, single player oyunlarda bahane de. Neden FM? Ya da CM, yani Football Manager falan, yani ilk çıktığı zaman böyle bug'lı çıkar ve illaki update'ini yapmak istersiniz. Bunun gibi çok fazla oyun var. Mesela Fallout 4 de misal. Sadece kutulu olduğunu düşünün. İnternete bağlanmadan oynadığınızı düşünün. İlk çıktığında optimizasyon problemleri vardı. Çıkan patch'ler düzeltti ya da işte Fallout 4 ilk atmaya... Ama fark etmez ki kutulu oyun alsan da internete bağlanınca update yapıyor yani oyun. Ha evet. Ya, gerçi evet, kutulu deyince ben direkt internete bağlanmıyormuşuz gibi düşündüm. Aa. Öyle bir şey var. Peki o zaman... Peki. Şöyle bir yanı var. Yani biraz daha Türkiye. Ben de genel bakarak bunu söylemiştim. Türkiye'deki fiyatlandırma politikası. Zaten kutulu oyunun en büyük sıkıntısı evet. Fiyatlandırma politikası. Yani. Aşağı yukarı. Direkt oradan girmek istedim ama niyeyse oradan vurmayayım dedim. Çünkü ilk aklınıza gelen şeyi söylememek diğer bir her zaman. Yani ya kimseyi gömmek istemiyorum burada. Sonuç itibariyle multiplayer çatısı altındayız. ama beni şeye dijitale iten iki şeyden birincisi Steam ve hani Steam'in aslında bakarsanız şahane fiyatlandırma politikası ki 1,5 sene falan oldu Türk lirasına da geçeli, daha bile fazla olabilir şu an hatırlayamadım. İkincisi de yani kutulu oyun perakende satıcıların ya belki zorunluluktan ya da belki başka amaçlarla bilemeyeceğim, kimseye de şey çamur atmak istemiyorum, fahiş fiyat politikası. Yani çok pahalı oyunlar. Çok pahalı, gerçekten çok pahalı. Yani PlayStation'da da gene benzer problemler var. Yani bazı şeyleri store'dan aldığınızda daha ucuza gelebiliyormuş falan diye duydum. Ben PlayStation'cı olmadığım için ya da işte Xbox'cı olmadığım için bilemiyorum ama. O tarafa ben gireceğim. Yani tamam, şahane. Dijital olarak onu toparlayayım. Ben dijital olarak tercih etmemin sebebi bu. Şimdi ben işin konsol tarafından gideyim biraz. Hani PC'de de oyun oynuyorum genelde ama konsol tarafındaki fiyat politikasına da girmek gerekiyor bir nokta. Şimdi dijitalde bizim için şöyle bir avantaj oluyor. Kutulu oyunlarda da şu avantaj var. Kutulu oyun mesela PlayStation orijinal olarak aldım kutulu oyununu ve satabiliyorsun birine ikinci el olarak yani hani. Doğru. Bir dükkana satabiliyorsun, sporcu dükkanına satabiliyorsun, Xperia satabiliyorsun. Tabii orada fiyatlar uçur. Mesela örnek vereyim, 270 liraya aldığım bir oyunu maksimum satabileceğim fiyat. Oyunun tabii güncelliğinin de kaybolmaması veya kaybolma şeyi de önemli yani. Hani hemen 3 gün sonra satmak fark ediyor, 3 ay sonra satmak çok fark ediyor yani. Hani orada bir değer kaybı yaşıyorsun. Biz mesela PlayStation'da yaptığım şey, bunu daha önce almıştım pek çok kez. Hani biz 2 kişi alıyoruz oyunu. Ve yeni hesaplarda daha sonra bu hesapları internet üzerinden satarak hani oyuna minimum parayı vermeye çalışıyoruz. Çünkü oyuna gerçekten pahalı. Böyle bir gerçek var. Yani dijital olsun kutlu olsun pahalı. Çünkü hani ülkedeki işte dolar euro endeksinden tutun da vergilendirme politikası pek çok şey etkiliyor bu durum maalesef. Benim daha çok uyuz olduğum şey dijital oyun kutlu oyun fark etmezsin uyuz olduğum şey aslında konumuzun da bir noktada önemli olduğu kısım. Hani dedim ya bir versus tartışması olmayacak. Çünkü yani ikimiz de kutlu oyun ikimiz de dijital oyun oynayan insanlarız aşağı yukarı. Şimdi en büyük sıkıntım benim firmalardan kaynaklı sıkıntılar. Şimdi firmalar bunu pazarlama mantığı olarak mı yapıyorlar veya korsanı önlemek için mi yapıyorlar bilmiyorum ama firmaların hepsinde şöyle bir şey var. Hangi firma ne çıkarsa çıkarsın ilk gün yaması diye bir şey var. Şimdi bu dünyanın en saçma şeyi mantık olarak bakınca. Ulan ilk gün yaması ne? Yani sen bu oyunu zaten bana vermişsin. Aa bunu unutmuşuz lan deyip böyle 5 gün sonra hemen bir koyayım orada. Şunlar ötürü biraz da yapıyorlar onu. Ya biz bu oyunu bitirdik. Şimdi bu yani atıyorum Şubat 17'de çıkması gereken, bugün itibariyle çıkması gereken bir oyun var. Bunu kutulu olarak herkese ulaştırabilmek için en azından, yani dünyaya dağıtıyorsunuz bunu, en azından 2 ay önce bunun işte şey shipping yani hani gönderilme süreci başlamak durumunda. Ama yani adam bir yandan da hani son rötuşları tekrar bir atmak da istiyor. Yani niye biz bunu 2 ay önceden hani saldık ve bitti hani diyemiyorsunuz zaten artık onu dememizlerini biz de istiyoruz. Çıktıktan sonra da bir destek devam etsin bir süre kafasındayız. Onlar da o şekilde yapıyorlar. Biz bunu kutulu olarak yolluyorsak tamam onu yolladık şimdi üzerine devam edeceğiz. Farklı sistemlerde testleri devam ediyor. Optimizasyonuna bakmaya devam ediyorlar. Ve hani
boyutundan ötürü oraya başka bir yerde geliriz ama aslında teorik olarak birazcık mantıklı bir yanı var. Tabii bunun arkasında saklı saçma sapan işler yapanlar da var. Onu da söylemek lazım. Bak orada şöyle bir sıkıntı var. Şimdi eskiden böyle bir şey yoktu. Evet. Neden yoktu? Çünkü insanların internet altyapısı olmadığı için bu kadar gelişmiş bir şekilde firmalarda hani ulan yapacaksak tam yapalım. Verdiğimiz evet. zaman millet oyunu oynasın. Yani internete bağlanmak gibi bir durum söz konusu değil. Fakat internet geliştiği zaman yani internet erişim konusu şimdi 6 GB'lık bir dosya dünyanın pek çok yerinde çok önemli bir boyut değil. Evet. Ve indirebiliyorsun. Fakat kotası bitmiş bir Türk evladı için çok büyük işkence yani. Ben şu an daha yeni bitti kota. O yüzden bu videoyu çekiyoruz. Çünkü acısını hala hissediyorum şu anda. Ya yok. Abi 50 megabitten 3 megabite düşmek diye bir şey olabilir mi ya? Olmaz. Hani ulan yani resmen Ferrari denilip bir şeye binmiyorsun yani. Yürüyemiyorsun bile yani. O kıvamdasınız. Ve böyle olduğu zaman artık şöyle şeyler görüyorum. İndirmeyi iptal et. Update geldi. Sniper Elite 4 Forerunner. 2 tane yeni oyun mesela. Çıkmış birinin 3 GB, birinin 10 GB update'i. Şimdi yani yuh artık 10 GB... Çok yüksek ya yeni çıkan bir oyun için. Evet. Tamam bunun mantığını anlayabiliyorum. Senin dediğin doğru. Benim bir mantığım da bunun korsana karşı bir şekilde önlem olabilmesi gibi geliyor bana. Çünkü hani update'li hali çok daha optimize olan oyunlar update'li hali çok daha verimsiz olabiliyor. Bir bazı oyunlar tabii siz her update'i göremiyorsunuz gözle. Yani update gelmiş şurası şöyle olmuş diyemediğiniz şeyler de var. Mesela ben update'siz oynadığım oyunlarda ulan bu update geldikten sonra hiçbir fark görmediğim pek çok oyun oldu. Yani büyük ihtimal arka tarafta başka şeyler dönüyor orada. Ama bu durum bizim gibi yani biz tamamen şu an hani bayağı Türkiye'de yaşayan insanlar ve internet altyapımızın çok iyi olmadığı bir ülke olarak bakıyoruz bu duruma ve bu durum gerçekten oyuncuları rahatsız eden bir şey. Sadece bizim ülkemizde değil, büyük ihtimalle pek çok ülkede vardır bu sıkıntı. Yani hani internet olarak gelişmemiş ülkelerden bahsediyorum en azından. Evet yani. Haklısın ama... Ama firmaların bizi sallamamasını anlayabiliyorum çünkü adam dünyaya 500 bin satıyorsa sallıyorum. Avrupa'da evet. 500 bin satıyorsa bize satıyor 5 bin. Hani o yüzden bizim için olan Türkler bunu indiremez. Hadi gidelim de şunu düzgün verelim dediği bir şey yok. İkinci sinir olduğum şey bu dişler olsun kutlu olsun fark etmez. Devamlı olarak şu online bağlantı isteyen, dijital de olsa kutlu da olsa online bağlantı isteyen oyunlar. Şimdi bu Forerunner'da başıma geldi. Çok can sıkıcı. Ya yani PSN bakıma girdi diye ben oyun oynayamıyorum. Yani hani ulan istersen gecenin 5'inde bakıma, istersen sabaha karşı işte 11'de bakıma fark etmez ya. Yani ben ne zaman oynayacağım nereden bilebilirsin ki sen? Yani bir oyuna alıp daha aldığınızın ilk günü sabah saatinde bakıma girdiği için oyunu oynayamamak. Ya online de girmeyeceğim. Single gireceğim yani. Evet. Şu da ayrı bir parantez mesela. Şimdi Forerunner bayağı paralı bir oyun. Para verip alıyorsun mesela. Başıma geldiği için anlatıyorum. Bunu ayrıca konuşacağız gerçi bunu da. Aldım online'le oynamak istediğim zaman PSN Plus istiyor mesela. Yani konsoldaki bu Xbox'ta da keza aynısını istiyor yani. Tabii. Sadece PSN konsol için. Yani bu da mesela sinir bozucu bir şey. Yani online odaklı bir oyun sadece. Ve sen hani para verdiğin bir şeyi tam olarak oynayamıyorsun gibi bir durum söz konusu maalesef. Zaten 2 gün trial verdi de PSN deneme sürümünden oynayabildim ve rahatladım yani. Ama oyunların şu şeyi artık çözmesi lazım. Şimdi boyutlar çok şişmeye başladı. Asıl ilk konumuza döneyim biraz da. Gears of War 4 100 GB'ı geçti. Yani hani öyle bir boyut yok. Yok. 100 yani, GB nedir? Öyle bir oyun yani neresine soktular? Abi ben Skyrim 5 GB olduğunu biliyorum ya. Ya bayağı bir DVD'ye sığan oyunu Skyrim. Ya Skyrim nasıl 5 GB ben hala algılayamadım. Fallout 4 40 GB mesela. Ya şimdi 40 GB bak şunu söyleyip oyun 25 GB'sa seviniyorum ben. Aa 25 GB ne güzel. Hani bir de şöyle bir şey var. Şimdi bizim basın tarafından bakalım işe. Şimdi biz hani bu işi iş için yapan bir tarafta keyif için değil de iş için oynadığımız oyunlar da oluyor ve şimdi firmalar artık oyunların dijital versiyonlarını gönderiyorlar. Hani aynen. Çünkü kutuluyu oradan oraya göndermek çok zor. Fakat bize gelen dijital versiyon özellikle kota bitmiş bir dönemdeyse o kadar sıkıntı olabiliyor ki maalesef. Tabii gene şirket olduğundan dolayı internet altyapısı iyi. Hani burada rahat ben mesela evde oyuncaklarımı burada indiriyorum. Ben de yapıyorum bazen. Vallahi bunu söylemiyoruz tabii kimseye yani. Velhasıl gelen kutulu oyunun avantajı şu oluyor abi. Bu dediğim tabi işin para kısmını geçiyorum. Sadece internet altyapısı olarak bakıyorum yani. Şimdi şöyle bir ikilemim var. Refah durumun iyi olsa bile kotan bitebilir. Evet. Yani hani bu her insanın başına gelebilecek bir şey yani. Evet. Çünkü mesela benim yaşadığım yerde internet altyapısı fiberi desteklemiyor ki Kadıköy'de yaşıyorum. Yani hani benim olduğum sokakta desteklemiyor. Yan tarafta destekliyor. Benim olduğum yerde desteklemiyor. Şans yani. Biz de aynı problemi yaşıyorum. Ya taşınamayacağıma göre internet altyapısı için mecburen olabilecek en iyi internet altyapısını almaya çalışıyorum ve onda da kota bitiyor. Yani isterseniz dünyalar kadar paranız olsun gene de o kotanız bitecek yani demektir bu. Veya hiç interneti kullanmayacaksınız. Şimdi benim kotam 200 GB. Ben ayda 5-6 tane oyun oynamak istesem ben bu 200 GB sadece oyun indirmeye uğraşsam zaten bir oyun kafadan 50 GB yer kaplıyor. İlk gün update'iymiş, bilmem ne update'iymiş, bir ilk hafta update'iymiş. Ama bitti kota. Şimdi böyle durumlarda parası olan insanın şunu yapması bana çok anormal gelmiyor. Abi bunun oyunu indirmesiyle uğraşacağımı 40 GB giderim. Daha fazla para aynen. veririm veya ikinci elini alırım veya bilmem ne yaparım veya yurt dışından söylerim veya bir yerden yaparım. Bir şekilde kutlusunu edinirim ben bu oyunun. Konsol tarafı için özellikle bu daha şey. Bizde çünkü kutlu oyun edinmek daha alternatifsiz olabiliyor zaman zaman. Dijitali aynen. çok daha pratik kazanabiliyorsunuz yani. Hani zaten PC'de bence dijital çok daha güçlü. Yani ben olsam PC'de kutlu oyunu çok fazla aramam yani. Fakat konsol tarafında
alternatifin çok olduğu için kutulu oyun tarafında, yani insanlar satabiliyor, bir şey yapabiliyorsun falan. Kesinlikle. Kutuluya kaymayı kısmını anlayabiliyorum. Hani biraz daha para vereyim, bunun 40 GB beklemeyeyim. Bazısı da beklemek istemez mesela. Bunun tabii tabii, tabii. Çok net. Çok yani o da bir sebep, geçerli bir sebep. Ya 40 GB inmesini bekleyeceğim ve kutulusunu alıp bir şey yaparım yani. Hani burada benim iyi ki uyuz olduğum şey, bir senin mantıklı olarak söylediğin. Tabii ki de firmalar ilk gün update'ine yani bunlar da uyuzluk olsun diye yaptıklarını düşünmüyorum. Orada bir kolaycılık var. Belki de bu kolaycılık daha pratik bir çözüm sunuyor oyuncular için. Hani onu kestirmek zor bir şey. Firmadan firmaya değişebilir çünkü. Ama ilk gün update'ine ne olursa olsun uyuz oluyorum. Bir. İkincisi Türkiye'deki internet altyapısına maalesef şu an uyuz oluyorum. Şu adil kota kullanımı değişecek bu arada. Onunla ilgili muhabbetler dönüyor. Mayıs'ta şöyle bir şey gelecekmiş galiba. Bilişim ve Teknoloji Bakanlığı, BTK açıkçası. Yani. Kurulu. Evet, Bilişim Teknoloji Kurulu artık neyse. Şöyle bir şey gelecekmiş. 2018'de kota kalkacak diye bir şey söyleniyor. Fakat 2018'e kadar Mayıs ayında şöyle bir şey olacak. Kota düştükten sonra, yani 200 GB geçtin mesela, sen 50 megabitsen eğer sana göre düşecek. Yani 50'den 3'e düşmeyeceksin. 50'den mesela 16'ya düşeceksin. Güzel. Anladın mı? 8'den 3'e düşeceksin. Ama 16. Yani evet, 25'ten de 16'ya düşeceksin falan gibi bir şey var. Yani herkesinkini bir anda 3'e çekmemek yerine böyle bir çözüm. Yani ben kabul ediyorum yani. Bana uyar. Abi şu ankinden yani bir tık daha iyi olsun tamam diyorum ben de. Yani, yani internet sağlayıcılarının kota sınırı olmadan ama adil kullanım kotasıyla diye sattıkları bir şey o kadar garip geliyor ki. Çünkü eskiden de kota. Yani artık kota diye bir şey ya kalmadı. Çay kurnazlığı bu. Yani çay kurnaz derken bizim ülkeye ait bir şey değil. Bu şeyde tabii Amerika'da her Verizon'da da var. Her bu. Yerde var canım. Yani ayıp yani. Yani kota sınırımız yok. Kota sınırı zaten yok. Yani artık hani adil kullanım kotası sınırı var. Yani o da hani bizle alakalı değil gibi bir şey var. Ulan sizle alakalıysa nasıl bana 100 GB veriyorsun? O da 50 GB. Yani bir ayarı var işte onun kardeşim yani. Şeyle alakalı aslında. Sen son sözlerini söyledin. Son sözlerini. Şununla ötürü. Yani, genelde bu işte 100 GB'lık bir patch dediğimiz, yani konuştuğumuz üzere internet sağlayıcımızla alakalı problemle ötürü şey yapıyor ama hemen şu Gears of War örneğine kısaca bir dönüp bir takım şeylere değinmek gerekiyorsa. Şimdi dedim ki backup yapıp alamıyorsun. Bu şimdi hani çok bariz, evet, o da hıyarlık bir şey yani. Bu gerçekten bu düpedüz hıyarlıktır. Yani hani tamam 100 GB bir şey olmuştur, tekstürlerin çok büyüktür, bilmem nedir, yer tutuyordur. Anlayabilirim. 100 GB'lık oyuna da hani 50 GB'a nasıl alıştıysak 100'e de alışacağız, 500'e de alışacağız gün gelecek. Ama yani buna uygun da şeyi ver. Yani benim işte 100 megabit internetim de olsa sınırsız mınırsız ben sürekli 100 GB indirmek istemem. Evet, belki onları atacağım. Bekliyorsun abi 100 GB az bir kenara atacağım. Bir de konsolda Gears of War yani Xbox exclusive bir oyun. Değil mi? Artık PC'de. Ha şey, doğru Windows 10 kapısı. Evet. Ama şöyle bir şey var. Yani Xbox'ta oynayan insan bunu. Xbox'la ilk çıkan bunları 500 GB'tı şeyi. Yani öyle bir şey, öyle bir şey. Yani onu bir tekrar düşünmek lazım. Belki yeni çıkanlar evet 1 TB'la çıkıyor. Yeni şey yapanlar hani olacak ama. Ama ben de Xbox, evet ilk Xbox One'ım var. Gears of War 4'te oynamak istiyorum. Oğlum yani, biz hala 240 GB SSD'ye O diyoruz yani. Hani yani öyle yani bir şey insan var. İnsan azıcık onunla düşünüyor. Ya ben sadece Gears of War oynamayacağım. Bir de kaldı ki zaten kaç saat oynanış süresi var ki. Diğer oyunlarımı silmek zorunda mı kalacağım yahu ben bir tane şeyi. Hani onu da düşünmüyorlar. Bu da birazcık. Hıyarlık kadar ağır değil ama bu da düşüncesizlik yani. Ya şöyle bir şey tabii mesela Origin ve Uplay'de de bu yok. Ya Origin ve Uplay'de backup yapabiliyorsunuz tabii ki evet. Backup yöntemleri var. Fakat official olarak hani girip Steam'deki kadar pratik bir backup yok. Yapma şansınız yok yani. Tabii normal yani tek makine üzerinden oynayan insanlar için çok fark etmeyebilir ama özellikle buna basının serzenişini ben anlayabiliyorum. Çünkü pek çok farklı makinede pek çok farklı yerde mesela burada öyle de oyunu evde devam etmesi gerekebiliyor ki yani inceleyecek oluyor bir şey oluyor falan. Yani dosya taşımasının pratik olması önemli hale gelebiliyor o açıdan. Konsollarda da backup olması mesela Xbox'ta vardı, PlayStation 4'te yok diyebiliyorum ben backup. Yani oyunun kopyalarını atamıyorsun. Xbox'ta da var mı emin değilim ama PlayStation 4'te olmadığını düşünüyorum. Olmadığını hatırlıyorum en azından. Tabii ki de save'lerinizi falan kopyalayabiliyorsunuz ama komple oyunu backup'ını alma şansınız olmuyor diye hatırlıyorum. Yalnız sen düzeltin beni. Bu biraz can sıkabiliyor. Sizin de yorumlarınızı bekliyoruz efendim o zaman. Siz de bilgilerinizi bizlerle paylaşın. Konuşalım, görüşelim, sohbet edelim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.